12 milim incimi iğneme takarak işime başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. Burada bir mesafe bırakıyorum ve içinden bir kez daha geçiyorum. Şu şekilde geçtim ve burada düğüm atıyorum. Şöyle alt tarafa gelmesi için dikkat edelim. Ve iki kat bu taraftan ip geçirmiş oldum. Şimdi incimin diğer karşı tarafına da iki kat ip sardırıyorum. İki kat bir tarafta, iki kat bir tarafta ipimi şu şekilde sardırdım. Bir tane altın rengi boncuk alıyorum. İki kat ipimin altından geçiyorum. Ve boncuğumun içerisinden tekrar geçiyorum. Ve şu şekilde dik bir şekilde boncuğumu buraya yerleştirdim. İkinci boncuğumu alıyorum. İki ipimin altından geçiyorum. Ve boncuğumun altından yukarıya doğru çıkıyorum. Ve ikisini şu şekilde yan yana oturtmuş oluyorum. Üçüncü boncuğumu alıyorum. İki tane ipimin altından geçiyorum. Ve boncuğumun altından yukarıya doğru çıkıyorum. Boncuklarımı diklemesine yerleştiriyorum. Dördüncü boncuğumu alıyorum. İpimin altından geçiriyorum.
boncuğumun içerisinden yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde başa kadar geliyorum. Bu şekilde başa kadar dolaşıyorum. Evet, son boncuğumu da taktım. Son boncuğumu taktıktan sonra yanındaki boncukla şöyle bir gel git yapıyorum. Yanındaki boncuktan giriyorum. Birleşmesi için ve tekrar yandaki boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Yani bir git gel yapıp ikisini birleştirmiş oldum. Evet, toplamda etrafına 20 tane boncuk yerleştirdim arkadaşlar. Bu ebattaki incinin etrafına 20 tane boncuk sığıyor. Daha küçük inciyle de yapabilirsiniz. Onun etrafına da daha az sayıda boncuk sıralamış olursunuz. Şimdi bir sıra daha üst kısma boncuk yerleştireceğim. Bir boncuk alıyorum ve şu aradaki ipten geçiyorum. Tuğla tekniği yapıyoruz arkadaşlar burada. Ve üstteki boncuğumdan çıkıyorum. Aradaki ipleri kullanıyoruz. Bir tane boncuk alıyorum. Aradaki ipten geçiyorum. Ve boncuğumun içinden yukarıya çıkıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bir sonraki ara ipten geçiyorum. Ve boncuğumun içerisinden yukarıya çıkıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bir sonraki ara ipten geçiyorum. Ve boncuğumun içerisinden çıkıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tam burada bir tane arttırma yapacağım. Aynı ipe bir tane daha boncuk yerleştireceğim. Bir tane boncuğumu aldım. Bakın aynı bir önceki girdiğim boncuğun ipinden geçtim ve yukarıya çıktım. Buraya artırma yapmış oldum. Aynı ipin içinden iki kez geçerek aynı ipe iki tane boncuk yerleştirdim. Böyle ara ara 6 tane artırma yaparak devam ediyoruz. İkinci sıramız bittiğinde boncuklarımızın sayısı 26 olacak. Evet arkadaşlar, 6 tane artırmamı yaptım. Ara ara 2 tane, 3 tane de bir, 2 tane de bir yapabilirsiniz bu artırmayı. 26 sayısına ulaştım. Bunu niçin yapıyoruz? Çiçeğimizin yapraklarının aralık kalmaması için, sık olması, daha gür durması için yapıyoruz.
Şimdi çiçeğimizin dallarını yapmaya başlayacağız. 13 tane pembe boncuk alıyorum. İpimin çıktığı boncuktan ters bir şekilde giriyorum. İpimin çıktığı boncuktan giriyorum. Hemen bir sonraki boncuğuma geçiyorum. On üç tane pembe boncuk alıyorum. Ve tekrar ipimin çıktığı boncuğa geri giriyorum. Tek kattaki boncuğu arkadaşlar, iki kat iki sıra yapmıştık. Alttaki boncuğa inmiyoruz. Sadece üstten ipimin çıktığı boncuktan tekrar geri giriyorum. Hemen onun yanındaki boncuğumdan çıkıyorum. On üç tane pembe boncuk alıyorum. Tekrar ipimin çıktığı boncuğun içinden geçiyorum. Hemen yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Hiç boncuk atlamıyoruz arkadaşlar. Her birine bu işlemi yapıyoruz. 13 tane pembe boncuğumu aldım. Ve yine ipimin çıktığı boncuğa aşağıya doğru giriyorum. Evet arkadaşlar, bütün boncuklarıma sıra başına kadar hiç atlamadan bu işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar, bütün boncuklarımıza hiç atlamadan girdik ve çiçeğimizin çanaklarını, yapraklarını oluşturmuş olduk. Şimdi kordon kısmına başlayacağız. İpimiz arkada, son çıktığımız boncuğumuzda. Hemen yan boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Altın, pembe, altın rengi boncuk aldım. Çıkmış olduğum boncuktan bir boncuk atlıyorum ve ondan sonraki boncuktan aşağıya iniyorum. 3 boncuk taktığım için aşağıda da bir boncuk atlayıp 3. boncuktan geçmiş oluyorum. Tekrar baştaki boncuktan geçiyorum. Bir kez daha 3 boncuktan geçiyorum. Burası başlangıç noktası olduğu için burayı sağlamlaştırmam gerekiyor. Tekrar alt boncuğa iniyorum. Yine baş taraftaki boncuğumdan yukarıya çıkıyorum.
şu şekilde burayı sağlamlaştırmış oldum. Şimdi 3 boncuğumdan geçiyorum. Tekrar 3 boncuğumdan geçiyorum. Şöyle alttaki boncuklarımı kıvırıyorum ki siz rahat görebilin diye. Altın, pembe, altın boncuk aldım. Bu 3 boncuğuma çaprazlıyorum. Şöyle yan yana getirmiş oldum. Tekrar bu 3 boncuğumdan aşağıya iniyorum. Altın, pembe, altın boncuk aldım. Ve bu 3 boncuğumu çaprazladım. Şöyle yan yana oturttum. Tekrar 3 boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Altın, pembe, altın aldım. Bu boncuklarımı çaprazladım. Ve tekrar 3 boncuğumdan aşağıya iniyorum. Evet arkadaşlar, ön kısmımız şu, arkadan kordonumuzu başlattık. Bu şekilde kordonumuz bilek ölçü boyuna kadar devam edecek ve biz daha sonra sağda 10 tane boncuk, solda 10 tane boncuk kalacak ve aradaki 1, 2, 3 boncuğun üzerine tekrar kordon başlangıcımızı kuracağız. Aynı bu tarafta kurduğumuz gibi o tarafa da kuracağız arkadaşlar. Ben şimdi iki tarafın kordonunu da yapıp geleceğim ve birlikte kapama yerini takacağız. Evet arkadaşlar, ben kordonlarımı yaptım ve geldim. Arka kısmı da şöyle. Şimdi bu tarafın kapatma yerini birlikte yapalım. Evet, burada kapama boncuklarımızı takmadan önce bir tur şöyle aşağıdan tekrar dolanıyorum ki ayrılmasınlar diye. Yani bir sıkılaştırma yapmış oluyorum. 4 tane altın rengi boncuk alıyorum. Bu boncuklarıma çaprazlıyorum. Şöyle oturttum. 2 boncuk ilerliyorum. Bir tane altın boncuk alıyorum ve tekrar 2 boncuk ilerliyorum. Şu şekilde boncuktan halkamızı da oluşturduk. Bir tur daha içinden geçeceğim, sağlamlaştıracağım ve kapamalarını takacağız. Kasım patı bilekliğimizi tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.